Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Gâşiye suresini değerlendireceğiz. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîsul gâşiye. Gâşiyenin sözü, haberi sana geldi mi? Muhatap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun zımnında bütün insanlar. Gâşiye her şeyi örten anlamında. Ve bundan murat burada kıyamet. Çünkü kıyamet her şeyi örtecek ve şu varlık alemi değişecek. Yevme tübettelül ardu gayrel ard ve semavat ayetinin manası tecelli edecek. O gün arz başka bir arz ve semavat da başka bir semavata dönüştürülecek. Vucuhun yevme izin haşia, o gün bir kısım yüzler zillet içindedir. Burada yüzün nazara verilmesi, insanın sevinçli olduğu veya endişeli olduğu veya korku içinde olduğu yüzüne bakınca anlaşılır. Günümüzde vücut dili dedikleri şey, Kur'an-ı Kerim'de bu gibi ayetlerde de nazara verilmiş oluyor. O insanın zillet içinde olduğu yüzüne yansımaktadır. Yüzünden hemen bellidir. Korku içinde, dehşet içindedir. Ve bu durumda olan insanlar, amiletun nasibe, bir takım ameller yapmış ama boşa yorulmuşlardır. Şu dünya hayatında diyelim 60-70 yıl yaşamış ama şairin dediği gibi öyle bir nehri muazzam gibi cuş etmişsin ama heyhat boşa akıp gitmişsin. Boşa akan bir nehir misali hayatları böyle geçmiş. Diğer alem namına şu dünya hayatında bir şey yapamamışlar. Çünkü bunlar ahirete inanmıyorlardı. Bunlar inhiye illa hayatüne dünya varsa da yoksa da dünya hayatımız nemutu ve nahya ölürüz yaşarız. Diğer alemde hayat yok, başka bir hayat yok diye ifade ediyorlardı. Bundan dolayı bunların çalışmaları sadece ve sadece dünya ile alakalıydı. Böyle olunca da dünya hayatında bir takım başarılar elde etmiş olabilirler. Ama ahiret namına herhangi bir iş yapmadıklarından dünyadaki çalışmaları boşa yorulmaktır. Boşa kürek çekmekten ibarettir. Tasla naran hamiye ve bu insanlar o kızgın ateşe girecekler. Cehennem denildiğinde ilk hatıra gelen şeylerden biri ateştir. Onlar böyle bir ateşe girecekler. Tüska min aynin aniye ve kaynar sudan içirilecekler. Burada tabii onların azaplarının tasviri var. Malum bir insan sıcak olan bir yerde ciğeri kavrulur ve bir şeyler içmek ister. Kana kana içmek ister ve soğuk bir şey içmek ister. Ama diğer alemde cehennem ateşinde kavrulan bu insanlara içlerini serinletecek bir su verilmeyecek. Onlara verilecek olan su hem pis olacak hem de kaynar bir su şeklinde. Kızgın ateş tarzında bir su o şekilde kendilerine verilecek. Leyse lehum taamun illa min dariya. Onlar için dariya denilen bir taamdan başkası da yok. Burada dariya şeklinde ifade edilen develerin ancak yaşken yiyebildiği dikenli bir bitkiymiş. Kuru halinde deve bile yiyemiyor. Bu şekilde yenilmeyecek bir şey. Ama diğer alemde cehennem ehlinin yiyeceği bu tür şeyler olacak. Burada bunun nazara verilmesi, diğer alemde onların yiyeceklerinin, içeceklerinin ne kadar berbat olduğunu, ne kadar azap verici olduğunu bildirmek için. Cennet ehlinin yiyeceği, içeceği şeyler ayette anlatılırken en güzel yiyecekler, en güzel içecekler olarak anlatılır. Cehennem ehlinin de yiyeceği, içeceği anlatılırken en nahoş, en çirkin şeyler olduğu burada ayette gördüğümüz şekilde nazara verilir. La yusminu ve la yugni min cu. Yemiş oldukları bu şey ne onları gıdalandırır ne de açlığı giderir. Yani bundan istifade edemezler ve açlıkları da bununla giderilmez. Vucuhun yevme izin naime, ama bir kısım yüzler o kıyamet günü geldiğinde, yeni bir diriliş gerçekleştiğinde mutludurlar, sevinçlidirler.
lisayihe radiye, çalışmasına razıdır. Yani ayet-i kerimede ifade ediliyor. Leyse lil insan illa mesa. İnsan için ancak çalıştığı var. Bunlar dünya içinde çalıştılar, ahiret içinde çalıştılar ve dünyaya boğulup kalmadılar. Dünyanın gelip geçici işlerinde takılıp kalmadılar ve ahiret içinde ciddi gayretleri oldu. Diğer alemde bundan dolayı memnun olacaklar. Yaptıkları çalışmalardan son derece memnun olacaklar. Çünkü o çalışmalarıyla cenneti kazandılar. Fi cennetin aliye, o yüksek cennette. Burada hem cennetin yüksekliği hem de yüceliği ifade ediliyor. Yani yüksek şeyler ulvi şeylerdir. Cennet de bu tarzda ayette ifade edilmiş. La tesma'u fiha lagiye, ve onlar orada boş bir söz işitmezler. Dünyada insanlar boş şeylerde konuşuyor. Özellikle ehli dünya dediğimiz, ehli dalalet dediğimiz insanlar abes şeyler devamlı konuşuyor. Ama cennette abes bir şey olmayacak. Konuşmalar da orada tamamen hikmetli olacak. Tamamen güzel olacak. Fîhe aynun câriye, orada akan bir pınar var. Yani cennetin pınarları ve o pınarlardan içecekler. Fîhe sürurun merfu'a, orada yüksek sedirler var. O tahtlara, sedirlere kurulacaklar, oturacaklar. Ve ekvabun mevdu'a, ve oralara konulmuş küpler var. Oralarda içecekler var. Bunlardan içecekler. Ve nemârigu masfufa, ve dizilmiş minderler var. Yaslanacakları minderler var. Ve zerabiyyü mebsusa, ve yere serilmiş en güzel halılar var. Burada tabi bunlar dünyada da gördüğümüz şeyler. Ayet-i kerimede bunların ifade edilmesi, orada her şeyin en güzeli var. Ve bu en güzelliğinin ifadesi için bunlar eliflamsız olarak gelmiş. Yani sizin bildiğiniz pınarlardan değil, sizin bildiğiniz koltuklardan değil, sizin bildiğiniz içeceklerden değil. Bu manaları ifade etmek için bunlar eliflamsız olarak gelmiş ve hadisi kutside ifade edildiği üzere işte Cenab-ı Hak bildiriyor, ben salih kullarıma cennette öyle şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere hutur etmiştir. Her güzel şeyin en mükemmel şekli cennette bulunacaktır. Böyle olunca şu dünyada insana zevk veren diyelim pınar başlarında oturmak, orada arkadaşlarıyla beraber olmak, güzel oturaklara oturmak, beraber sohbet etmek, güzel şeyler yemek, içmek, bu gibi şeyler dünyada insanın en zevk aldığı şeylerdendir. Diğer alemde bunlar en güzel şekliyle bulunacak. Efela yanzurune ilel ibli keyfe huligat. Artık onlar devenin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Ve ile semai keyfe rufiat, semanın nasıl yükseltildiğine, ve ilel cibali keyfe nusibet, dağların nasıl dikildiğine, ve ilel ardı keyfe sutihat, ve arzın nasıl bir satıh olduğuna bakmıyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Burada tabi evveliyle alakasını düşündüğümüzde şöyle bir mana hatıra geliyor. Evvelinde kıyamet bahsedildi, kıyametten söz edildi ve kıyamette, yeni dirilişte, diğer alemdeki hayatta bir kısım yüzlerin zillet içinde perişan vaziyette olacağı, bir kısım yüzlerin mutlu, sevinçli olacağı bildirildi. Ve cennet ve cehennemle alakalı tasvirler yapıldı. Ardından da şu anda yaşayan insanlara hitap ediliyor. Yani şu aleme bakın, bu alem çok ciddi bir alem. Bu alemde çok güzel şeyler var. Tefekkür vazifenizi yerine getirin. Allah gökleri ve yeri hak olarak hikmetle yarattı. Her şeyi yerli yerince yarattı. Bunlara bakın, dikkat edin. Ve buna efela yanzurune, onlar bakmıyorlar mı? Yani baksınlar, tefekkür etsinler. Bu manada ayette yer verildi. Burada ayette nazara verilen şeyler önce deve. Kur'an'ın ilk muhatapları itibariyle devenin gerçekten çok önemli bir yeri var. Çünkü
Deve tamamen çöl şartlarına göre yaratılmış ve hem binek hayvanı, hem sütünden istifade ediliyor, hem de eti yenilebiliyor. En büyük nimetlerden bir tanesi. O kadar özellikleri var ki en büyük hayvanlardan biri olmakla beraber bir çocuk bile deveyi yere çöktürebiliyor. Üzerine oturduğunda deve ayaklar üzerinde kalkmak suretiyle o çocuğu adeta incitmemek için nazikçe yukarıya doğru kalkıyor ve onu gideceği yere götürüyor. İnsan deveye bakmalı ve düşünmeli. Peki onlar deveyle zaten iç içe idiler, düşünmüyorlar mıydı? Onlar deveyi sadece bir hayvan olarak görüyorlardı. Allah'ın bir nimeti olarak görmüyorlardı. Kur'an-ı Kerim onlara yol gösteriyor. Devamlı iç içe olduğunuz bu hayvana bakın, Allah onu nasıl yarattı. Bizim ülkemizde deve nadiren belki bazı bölgelerde var. Günlük hayatımızda o kadar da devenin yeri yok. Ama deve bize yabancı değil. Kitaplarda, belgesellerde, filmlerde deveyi görmekteyiz. Dolayısıyla onun ne kadar mükemmel bir mahluk olduğunu bilgilerimizle bilmekteyiz. Hani deveye sormuşlar, boynun neden eğri? Deve demiş ki, nerem doğru ki? Devenin bu eğriliği içinde bir mükemmellik var. Ve Allah-u Teala'nın sanatında çizgiler o şekilde keskin çizgiler değil. Görünüşte eğri büğrüler var ama bunlar son derece menfaatli. Her biri binlerce hikmet belki taşıyor. Yani deve dediğin öyle olur. Çöl şartları için en uygun hayvan bu tarzda olur. Allah-u Teala onu ona göre yaratmış. Ve oradan nazarımız arza çevriliyor. Semaya çevriliyor. Ve ile semai keyfe rufiat, semanın nasıl yükseltildiğine bakmıyorlar mı? Yani hayalen devenin üzerinde bir kimse, Kur'an'ın ilk muhataplarından bir kimse, devesinin üzerine binmiş ve bu ayet-i kerime kendisine okunuyor. Onlar deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratıldı? Semaya bakmıyorlar mı? Nasıl yükseltildi? Dağlara bakmıyorlar mı? Nasıl dikildi? Arza bakmıyorlar mı? Nasıl bir satıh yapıldı? Bunun üzerine bu ayetleri duyan o kimse önce şöyle bir bakacak. Oradan başını semaya çevirecek. Semanın yüksekliğini, nasıl yükseltildiğini, nasıl bir tavan gibi bir gök kubbe olarak üzerimize konulduğunu düşünecek. Ardından karşıda dağlar var, dağlar silsilesi. O dağlardaki menfaatlerini düşünecek. Sonra yere bakacak. O yer nasıl bir satıh yapılmış? İnsanlar o satıhta dünyaya geliyor, o satıhta yaşıyor. Öldüğü zaman oraya konuluyor ve tekrar oradan çıkarılacak. Ve o yerden ne kadar mübarek şeyler çıkarılıyor, bitkiler, çiçekler, ağaçlar ne kadar harika bir şekilde çıkarılıyor, bunları düşünecek ve böylece yaratılış gayesini anlamış olacak. Fezekkir, ey peygamber, artık sen öğüt ver, bunları anlat. İnneme ente müzekkir, sen ancak bir uyarıcısın. Leste aleyhim bi musaytır, onların üzerinde bir zorba değilsin. Yani zorla onlara bunları kabul ettirecek değilsin. Malum daha sonra gelen bir ayette bu şöyle ifade edilmiş. La ikrahe fiddin, dinde ikrah yoktur, zorlama yoktur. Peygamber ve ma aler rasul illel belag sırrıyla kendine bildirileni tebliğ etmekle mükelleftir ve onu da zaten yapmaktadır. Yoksa zorla millete kabul ettirmekle mükellef değildir. İlla men tevalla ve kefer, ancak kim yüz çevirse ve inkar etse, feyuazzibuhullahul azabel ekber, işte Allah ona en büyük azapla azap eder. Burada iki türlü mana veriliyor. Yani sen onlara karşı bir zorba değilsin, onlara zor kullanacak değilsin. Ancak kim yüz çevirse ve küfre düşse, malum bazı durumlarda savaşı gerektiren haller yaşanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bazı durumlarda savaşa mecbur kalmış ve savaşmış. Bir o yönü olabilir.
Bunu müstakil bir cümle olarak kabul ettiğimizde ise ancak her kim yüz çevirse ve küfre düşse feyyuazibullahul azabel ekber, Allah ona en büyük azabı verir, en büyük azapla azaplandırır. Yani dünyada peygamberinin eliyle de kısmen cezalandırabilir, Bedir'de olduğu gibi. Ama onların asıl azabı diğer alemde olacaktır. Diğer alemdeki azap çok daha büyüktür. Dünyadaki zor, sıkıntılı durumlar oradaki azabın çok küçük bir numunesidir. Ve diğer alemdeki cennetin güzelliği dünyadaki güzelliklere kıyas edilmediği gibi cehennemin dehşeti de herhangi bir hapishanenin dehşetine benzemez. Herhangi bir azapla, işkenceyle kabili kıyas değildir. İnne ileyna iyabehum, onların dönüşleri bizedir. Sümme inne aleyna hisabehum, onların hesapları da yine bize aittir. Yani onların hesabını görmek de bize aittir. Allahu Teala bu ayetlerde dönüşün kendisine olduğunu bildirdi. Ve kainat buna göre zaten kurulmuş. Dünyaya gelen her bir varlık ölüme mahkum. Küllü nefsin zâigatul mevt. Her nefis ölümü tadıcı. Ve bunun bir istisnası yok. Dünyaya gelen herkes küllü men aleyhe fen sırrıyla üzerinde fanilik damgası var. Ve insanlar açısından mesela baktığımızda bu insanlar 60-70 yıl yaşıyor. Daha sonra bu dünyadan gidiyor. Gidenler nereye gidiyor? Gidenler inna lillahi ve inna ileyhi raciun sırrıyla biz Allah'a aidiz ve ona dönmekteyiz manasında huzur-u ilahiye gidiyorlar, hesap vermeye gidiyorlar. İşte Allahu Teala peygamberimize bunu hatırlatıyor. Yani sen onlara zorla kabul ettirecek değilsin. Bu konuda sana düşen sadece tebliğdir. Ama netice itibariyle onlar bize dönecekler. Bize döndüklerinde de dünyada yaptıklarının hesabını verecekler. Cenab-ı Hak bizi diğer alemde kolayca muhasebe ettiği, lütfuyla cennetine aldığı bahtiyarlardan eylesin. Şu dünya hayatını en güzel bir şekilde ahiret namına değerlendirmeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.